Aynı bir derde bir hadis şerif daha bitiriyorum. Radıyallahu anh efendimizden Yebluhu ulaştırıyor bihi bu hadisi. Kime en nebi yasasam yani söylüyor ama diyor ki ben bunu Resulullah'tan duydum diyor. Söz olarak Ebu Derda'nın sözü gibi geçiyor. Ama hadis-i şeriftir. Çünkü diyor ki Resulullah'tan işittim diyor. Kale buyurdu. Menel kim ete gelirse firaşe yatağına. Uykuya yanaştık ve ve ama kendi yenvi niyet ediyor. En yakume kalkmaya, yusalli namaz kılmak üzere neden minelleyli? Gecenin herhangi bir saatinden. Şimdi daha beşi buçuğuna kadar belki de gidiyor imsak. Yani ben dört buçukta kalkarım birkaç rekat kalkarım. Beşte kalkarım birkaç rekat kılarım. Veya iki de üçte. Diye niyet etti yattı. Fekalebet galip geldi hu ona aynı iki gözü. Yani kafayı kaldıramadı. Uyanamadı. Hatta asbaha sabaha çıktı. Yani sabah namazını kaçırmadı da. Veler ki kaçırdı. Çünkü bu uykudan uyanamazsa bu da mazeret sayılıyor yani uyanamazsa ama uyanıp kalkmazsa günahkar oluyor. Ama uyanmak için tedbir alacak ayrı da bazı kere tedbir de sökmüyor ki. Pili bitiyor, saatin pili bitiyor, telefonun şarjı bitiyor bilmem ne oluyor yani. Şimdi bu adam teheccüde kalkmaktan bahsediyor burası. Teheccüde kalkmak üzere niyet etti. Gözlerine yenik düştü. Sabaha kalktı. Eyvah teheccüdü kaçırdım. Saat olmuş altı. Altı buçuk. Ancak sabah namazı kurtar. Cemaate gidersen ne ala. Kütübe yazılır lev bu adama ma şeygin, neva niyet etti. Yani ne niyet etti? 12 rekat kalkıp kılacağım. Aynen 12 rekat kalkışta dörtten beş buçuğa kadar kılacak. Şu kadar kuracağım. Hepsi aynen yapmış olarak yazılır. Ve kâne olur. Nevmu uykusu. Bu baskıda yevmu demiş. Bu yanlıştır bu baskı. Güzel de baskı fakat yanlış yapmış oraya. Tergıb-ı yani elinizde kitap olan mollalara söylüyorum. Yevmuhu yazan varsa yanlıştır. Ve yani olur nevmuhu onun uykusu. Ya peki bu adam bir saat fazla uyudu. Bir buçuk iki saat fazla uyudu şimdi. Efendim e bu uyku ne oldu? Sadakaten sadaka oldu aleyh kendisi de. Kim tarafından? mir Rabbi, Rabbi tarafından. Yani allah Teala buyurdu ki sen kalksaydın dört buçuktan beş buçuk kadar bir saat kılsaydın, okusaydın e, ne yapacaktınsa ben senin bu niyetinden dolayı çünkü niyeti halis. Azmetti, kastetti ama olmadı. Bu niyetine göre ben sana aynen yazdım ama benden de sana bir bağış olsun. Sadaka bağış. Bu bir saatte seni fazla uyuttum. Hadi vücuduna sıhhat kuvvet olsun. Benden de sana bu bir saat iki saat uyku fazladan hediye olsun. Ama sevabın da kılmışla aynı olsun. Ha bu tabi hep demin ne dedim yine? Planla, projeyle olmaz. Bunların hepsi kalp niyet, kalbin yerin niyetin mahalli kalptir. Kalbindeki niyetin buysa Mevla ile arandadır. Hatta dedim sana hafaza melekleri bile o niyete vakıf olamayabilir. Onlar göründüğünü, görüleni yazabilirler. Ama Mevla niyete vakıf olduğu için sana niyetini yazar. İş dönüyor, dolaşıyor. İnne bin niyat. Amellerin hiçbiri görüntüye göre değildir. Hepsi yapılırken ne niyetle yapıldığına göredir. Allah Teala Hazretleri her işlerde niyetlerimizi tasfihe bizleri muvaffak eylesin. Her işlerde salih amellere bizi muvaffak eylesin. Her yaptığımız işi niyetle yapıp zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. sallallahu teala Muhammedin. Ve ala teslimen rabbil Amin.